RT TV Haber Merkezi'nden mutlu akşamlar değerli izleyenler. Bugün 23 Kasım Cumartesi. Hafta sonu haber bülteniyle karşınızdayız. Sayın seyirciler, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay Öğretmenler Günü'nü kutlayan mesaj yayınladı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Bir milletin ileri medeniyet seviyesine ulaşabilmesi, diğer milletlerle yarışabilmesi, onları geçebilmesi ancak iyi bir eğitimle mümkün olabilir. İyi bir eğitimse çağın ihtiyaçlarına göre yetişmiş, kalbi ülkesi ve milleti için çarpan öğretmenlerle verilebilir diyen Başkan Altay mesajında şu ifadelere yer verdi. İlk emri oku olan bir dinin müntesipleri olarak bizleri okumayı öğreten öğretmenlerimize minnetimiz yaşadığımız sürece devam eder. Ailemizdeki ilk öğretmenler olan anne ve babalarımız, sonra okullardaki öğretmenlerimiz hayatımızın şekillenmesinde en büyük paya sahiptir. Öğretmenlerimizin, ülkemizin geleceği olan çocuklarımızın donanımlı, vatanını, milletini, devletini, bayrağını seven nesiller olarak geleceğe hazırlanmasında çok büyük katkıları vardır. Bu nedenle ülkemizin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşabilme konusunda en büyük görev öğretmenlerimize düşüyor. Gençlerimizi ve geleceğimizi emanet ettiğimiz, ülkemizin her köşesinde fedakarca hizmet veren tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyor, görevleri başında şehit olan ve ebediyete irtihal eden tüm öğretmenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Sayın seyirciler, Konya'nın Kulu ilçesinde aç kalan kurt ilçeye indi. Konya'nın Kulu ilçesinde aç kalan kurtlar ilçe merkezine bağlı Alparslan Mahallesi'nde görüldü. Mahallede yaşayan 28 yaşındaki Davut Saraç aracında hareket halindeyken o anları cep telefonuyla saniye saniye kaydetti. Bir süredir soğuk havanın etkili olduğu ilçede yiyecek bulmakta zorlandığı tahmin edilen kurtları karşılarında gören mahalle sakinleri büyük bir korku yaşadı. Öte yandan ilçe merkezine 22 kilometre uzaklıkta bulunan Celep Mahallesi'nde aç kalan kurtların Hacı Ömer Çelik'e ait küçükbaş sürüsüne saldırarak 5 koyunu telef ettiği öğrenildi. Sayın seyirciler, Konya'da bir öğretmen iletişim sorununu müzikle çözdü. Sınıf öğretmeni Müzeyyen Yılmazoğlu, savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan 16 Suriye uyruklu öğrencisiyle anlaşmakta güçlük çekti. Öğrencileri susturamayınca bir anda sınıfta türkü söylemeye başladı. Her şey o anda değişti. Öğrenciler sustu ve hatta ritim bile tutmaya başladılar. Yılmazoğlu, öğrencilerinin yeteneklerini gördü, aldığı müzik aletlerini sınıfa getirdi. Öğrencileriyle çalışmaya başladı. Hem öğretti hem de türküleri ezberletti. Bu grupta görevin ne? Darbuka. Müzik grubunuzun bir adı var mı? Evet, adı Entegre. Peki bu enstrümanları çalmayı kim öğretti size? Müzeyyen öğretmen. Yılmazoğlu müzik grubu kurdu. İsmini ise Grup Entegre koydu. 3 ay boyunca birlikte çalıştığı öğrencilerle ilk kez 10 Kasım'da sahne aldı. Suriyeli öğrencilerse okula severek geliyor, heyecanla çalışıyor. Mutlu musun grupta olduğun için? Evet. Sahneye çıktığında ne hissediyorsun? Yani büyüyünce inşallah sanatçı olacağım ve çok mutlu oluyorum çaldığım zaman. Sınıf öğretmeni Müzeyyen Yılmazoğlu grupla ilgili de bilgi verdi. Grubu kurala 3 ay oldu. Ritimle başladık. Çocukların ritime karşı ilgilerinin olduğunu fark ettiğim andan itibaren kendimin de öğrenci olduğum bir enstrümanı elime aldım ve çocuklara da hediye ederek bu grubu kurdum. Bu şekilde türkülerimizi öğretiyorum. Bizim kültürümüze entegre ediyorum. Grubumuzun adı zaten Entegre. Ve çocukları entegre etmeye çalışıyorum. Ya sanat her zaman kurtarıcıdır zaten. Hem tedavi edici hem kurtarıcıdır. Ritimle daha güzel konuştuklarını, daha iyi ifade ettiklerini, daha mutlu olduklarını, mutlu oldukları bir şey yapıyoruz şu anda. Sayın seyirciler, Ereğli Hamdiye Mahallesi'nde inşaatı devam eden Yarenler Camii bir an önce inşaatı tamamlanıp ibadete açılması için maddi yardıma ihtiyaç olduğu bildirildi.
Ereğli Hamidiye Mahallesi'nde inşaatı devam eden Yarenler Camii Caha Camii'nin bir an önce inşaatını tamamlayıp ibadete açılması için maddi yardıma ihtiyacı olduğu bildirildi. Konuyla ilgili açıklamayı Yarenler Camii Derneği Başkanı Cemil Tosun yaptı. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli Ereğli hemşerilerim, güzel kardeşlerim, abilerimiz, gençler, hanımefendiler, değerli bacılarım. Bendeniz, kardeşiniz acizane Cemil Tosun, emekli ziraatçıyım, Hortuluyum aslen. Ereğli'mizin Cahı Mahallesi'nde, Hamidiye Mahallesi'nde, ikisinin bitiştiği yerde şu anda bir cami inşaatımız devam ediyor. Birçoğumuz biliyor. Eski Cahı Camii'nin yerine yapılmak üzere, onu yıkıp yapmıyoruz. Eski Cahı Camii yerinde duruyor. Onun arsası küçük olduğu için belediyemizin verdiği arsaya aynı o caminin karşısında, yolun karşı tarafında ve Ereğli belediyemize kestirmeden mesafeyi ölçtüğümüz zaman 250 metre mesafe uzaklıkta Ereğli Belediyesi'nin avlu duvarıyla caminin sınırı 250 metre bir mesafedir. Yani Ereğli'mizin merkezinde bir cami yaptırıyoruz. Birçoğunuzun bildiği gibi bu inşaat devam ediyor. 2 sene oldu. Şu anda camimizin ana kubbesi, kara yapısı yapılmış durumda. Ustalar çalışıyor. 2 tane minare yaptırıyoruz. Bu yapılan cami, yaptırdığımız cami Ereğli'nin Ulu Cami'yi saymazsak Uğurlu Cami'nden sonra 2. büyük cami oluyor değerli kardeşlerim. Yani Ereğli'nin merkezinde bir cami yaptırıyoruz. Burada çok acil ihtiyaç. Cuma günlerinde insanlar eski camiye sığmıyor. Bayramlarda aynı şekilde, teravide kadınlara, bacılarımıza yer yok. Bu camiyi yapıp tamamlamak istiyoruz. Burada bir derneğimiz var. Şu benim oturduğum yer, konuştuğum yer, eski Cahı Camii'nin karşısında, yolun karşısında ve yeni inşaatın önünde bir cami dernek binası. Biz hafta 7 gün buradayız. Ve 2 senedir, 3 senedir hatta bu işe başlayalı, derneğe kuralı, 3 seneyi bile geçti. Devam ediyoruz. Allah'ın izniyle bu camiyi Rabbimizin yardımıyla, sizlerin de yardımıyla inşallah yapıp tamamlayacağız. Daha önce Allah razı olsun, şimdi burada söz arasında aklıma gelmişken söylüyorum. ERT televizyonundaki kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. Mehmet Bey'e, Emre Bey'e ve tüm ERT ekibine, yetkililerine, görevlilerine Allah razı olsun çok teşekkür ediyorum. Biz ne zaman onlara müracaat etmişsek camimizin tanıtımı bakımından hemen koşup geldiler. Abi bizim de katkımız olsun. Şehrimize cami yapılıyor. Bizim de burada tuzumuz, biberimiz olsun istediler. Değerli kardeşlerim, biliyorsunuz biraz bize ayıp olur. Çünkü Rabbimizin, camiler Rabbimizin, Allah'ın evi diye geçiyor. Mesela burada tabelamızda yazılı, cami tabelasında Bismillah, Estağfirullah, Tevbe suresi 18. ayette şöyle buyuruyor Rabbimiz Allah'ımız. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe gerçekten iman edenler imar ve inşa ederler diyor. Birçoğunuzun bildiği üzere burada da onu biz tabelaya yazdırdık. Zilzal suresi 7. ayette zerre-i miktar, biliyorsunuz, zerre-i miktar hayrın karşılığı vardır diyor. Bu dünyada birçok şeyler görünmeyebilir, bilinmeyebilir. Ama Allah'ın mescidine, Allah'ın evi diye geçiyor, Kabe'nin şubesi camiler biliyorsunuz. Yaptığımız yardımlar zerre miktarı huzur mahşerde Cenab-ı Allah'ın indi ilahisinde kaybolmaz. Orada karşımıza çıkacaktır. Onun için hayırlarımızı, yardımlarımızı esirgemeyelim. 2 tane minare yapılıyor. Çok sağlam yaptırmaya çalışıyoruz. Çadırvan yaptıracağız. Kış gelmeden caminin üzerini, kubbesini alüminyum kaplama yaptıracağız çok güzel bir şekilde. Tabii burada minare, şadırvan,
sıva, alüminyum kaplama, burada ustalık paraları çok para tutuyor. Paraya ihtiyaç var. Birçoğunuzun bildiği gibi yine bizim derneğimiz, cami derneğimiz resmi bir dernek. Valilikten, kurulu, kaymakamlıktan, müftülüğün, belediyenin bilgisi dahilinde resmi makbuzlarımız var. 5 liraya, 10 liraya makbuz kesiyoruz. Ziraat Bankası'nda hesap numaramız var, IBAN numaramız var, vergi numaramız var. Allah'ın izniyle ben sizlere, Ereğli kardeşlerime, Ereğli'nin güzel insanlarına, kadın, erkek, genç, yaşlı, fakir, zengin, iş adamı, hepinize güveniyorum, inanıyorum. Cami Allah'ın evi bizim ibadethanemiz, Müslümanların. Biliyorsunuz Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'den Medine'ye hicret ettiğinde ilk işi mescit, cami yaptırmak oldu ve kendisi de bil fiil onda çalıştı. İnşallah bunu hep birlikte başaracağız. Mültenimize kısa bir ara veriyoruz. Ereğli Ziraat Odası Toprak Tahlil Laboratuvarı, zirai ilaç ve tohum satış mağazası ile Ereğli çiftçisinin hizmetindedir. Zirai ilaç, tohum, gübre çeşitleri, hububat, ot ilaçları, yonca tohumu, sıvı gübre. Ziraat Odası satış mağazasında çiftçilerimizin hizmetindeyiz. Toprak Tahlil Laboratuvarımızda teknik personelimiz ile toprak tahlili yapılmakta olup Ereğli Ziraat Odası Başkanlığı olarak bütün çiftçilerimizi Ziraat Odamızın sunduğu bu imkanlardan yararlanmaya davet ediyoruz. Ereğli Ziraat Odası Başkanı Abdullah Çelik, Ereğli ve bölge çiftçisine bol ürün ve bereketli günler diler. Ereğli Ziraat Odası Başkanlığı, Satış Mağazası ve Toprak Tahlil Laboratuvarı. Adres Boyacali Mahallesi, Müftü Sokak numara 16, Ereğli, Konya. Telefonlar 0332 712 0063, 0332 713 1617. Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek tecrübe ve teknolojinin uyumuyla Fırat Bey'in en estetik, en güçlü profilini tasarladık. Selenit. Seçkin projelere yakışacak estetikte ve her renkte. Pencerede yeni dönem. Fırat Ben İnovatif serisinden. Selenit. Fırat Ben. Fırat Ben Ereğli Bayi Zirve Pen. PVC kapı ve pencere sistemlerinde çevre dostu Fırat Ben kalitesini siz de keşfedin. Kapı ve pencerelerinizi Fırat Ben'le değiştirin. Huzurun keyfini yaşayın. Güneş, yağmur, kar, rüzgar, toz ve ses. Dışarıdaki tüm olumsuzluklar sizi evinizde rahatsız etmesin. Zirve Pen kalitesiyle mekanlarınıza PVC kapı, pencere, sineklik, sinerji cam, alüminyum doğrama, çelik kapı, duşakabin, Amerikan panel kapı, laminan parkeyi güvenle yap. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı vardır. Fırat Pen Ereğli Bayi Zirve Pen. Adres Hacı Müteahhir Mahallesi, Üçgöz Caddesi numara 13, İvriz Dershanesi karşısı. Telefon 777-9030, GSM 0533-683-7107. Konya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği. Hiç bıkmadan, usanmadan cefakar yetiştiricimizin yüzü gülsün, üyelerimiz emeğinin, alın terinin karşılığını bulsun diye çalışıyoruz. Bu inançla kurduğumuz süt işleme ve depolama merkezimiz üreticimize ve yetiştiricimize hizmet vermeye başladı. Süt işleme tesisinde kase yoğurt, süzme yoğurt, tereyağı, beyaz peynir, rulo kaymak, kahvaltılık kaymak üretilmeye başlanmış olup tüketici talepleri doğrultusunda yeni çeşitler getirilmeye devam edecek. Burada üretilen ürünler başta merkez ilçeler olmak üzere birçok taşra ilçesinde market reyonlarında yerini aldı. Etaplar halinde devam eden proje tamamlandığında günlük 80 ton çiğ süt işleme kapasitesine ulaşılacak. Yeniden güçlü Türkiye'yi inşa ederken tarım ve hayvancılık sektöründe üstümüze düşenin en iyisini yaparak yetiştiricimizin refah seviyesini artırmayı hedefliyoruz. Güçlü Türkiye için çalışıyor, dün olduğu gibi bugün de yetiştiricimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Helal kazanç ve alın terinin gücü. Konya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği. Eva Pizza Cafe Bistro.
İtalyan stili ince hamurlu nefis pizza Eva. 32 çeşit pizza çeşidiyle Eva Pizza Ereğli'de sizi bekliyor. Hamburger, kumpir, kumru, kızartma, makarna, sıcak ve soğuk içeceklerle Eva Pizza sizi bekliyor. Ereğli'nin markası Eva Pizza. Adres İstasyon Caddesi, alo paket 0332 712 11 çift 0.